Evet, alkışlarınızla Mehmet Yaşin geliyor. Nasılsınız? Hoş geldiniz, iyi misiniz? Efendim biz böyle alalım sizi, bu tarafa doğru alalım sizi. Bak, yemek nerede, ben orada. Beyaz pantolon giydiğiniz için teşekkür ederim. Beyaz, bugün diyordum ki beyaz giysin diye, sizde beyaz gördüm, çok mutlu oldum. Ceyda'da da beyaz vardı. Ceyda hapı yuttun, Ceyda hapı yuttun. Gurmelerin kralı geldi, hadi bakalım şimdi. Estağfurullah. Ben sizi şöyle bir baş başa bırakayım. O ne yemekler yapıyor? Bugün Osmanlı mutfağı seçmiş. Görüyorum. Evet. Osmanlı mutfağıyla ilgili ben de hoşuma gidiyor. Hani kültürümüze sahip çıkmamız. Fakat o kadar çok yeni şey çıkmış ki. Mesela dedi, salça yoktu. Domates yoktu. Olmadığı için salça yoktu. Peki. Kahve hangi yüzyılda girmişti bizim Türklerin hayatına? Zannediyorum 16. yüzyılda. Yani biz kahvede bayağı erkeniz. Hatta Avrupa'ya bizim tanıttığımız Viyana kapılarında unuttuğumuz birkaç çuval kahve aracılığıyla söylenir. Bize ilk zamanlar Yemen'den gelirdi. Zaten söz de oradan. Evet, kahve Yemen'den gelir. Dün Talha Uğurluel konuğumuzdu, tarihçi. Hı hı. Uzun uzun kahveden konuştuk. Aynı sizin dediğinizi vurguladı. Peki domatesle ne zaman tanıştık domates, biz Türkler? Domates bayağı geç. 17. yüzyılın sonlarında. Yani biz Türkler bu kadar sevdiğimiz domatesi, binlerce yıllık Türk ırkı son 2-300 yıldır tanışmışız domatesle. Ne yapmışız domatesle? Bile değil. Bile değil, değil mi? Domatessiz ne yapmışız diyorsunuz. Yani mesela bir sürü padişah sarayında domates yememiş. Domatesin tadını bilmemiş padişahlar. Bilmemiş. Patlıcanın da bilmemiş. Sonra, patlıcan da mı sonradan geldi? Sonra patlıcanı görünce bayılmışlar. Hünkar beğendi olmuş. Ondan mı geliyor hünkar beğendi? Tabii yani. Padişah çok sevmiş o yemeği. Onun için de ismini hünkar beğendi diye koymuşlar. Şimdi beni İstanbul'da tarihi yemeklerin de yapıldığı bir lokantaya gitmiştim. Orada Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek kayısıyla yapılan kuzu eti bir yemeği. Ve böyle güveçli bir kapta pişen. Çok severmiş ve neredeyse sık sık o yemeği yermiş, kayısılı kuzu eti. Osmanlı mutfağında şimdiki Tayland, Çin, Japon, Hint mutfağında olduğu gibi tatlı ve eti, tatlı ve deniz ürünlerini çok kullanıyorlar. Evet, bizde Osmanlı mutfağında meyve başrolde, başrol oyuncusu. Çok kullanılır. Lezzetlendirmek için mi? Hatta biraz yağ dengesini korumak. Çünkü kuyruk yağı. Genellikle kullanılan, sizin hep karşı çıktığınız ama yemeğe gerçek lezzeti veren yağı dengelemek için biraz da meyve kullanmış. Hala da bizde çok kullanılır meyve. Mesela Diyarbakır'da kışlık kavurma yapılır. Ayvayla kaynatırlar eti. Sonra onu ayvayla birlikte basarlar. Kışın onu... Lezzet açısından mı yaparlar? Hem onun şimdi ekşiliği... bizim bugün idrar yolları için bir bitkiden, cranberry yani yaban mersininden bahsediyoruz. Yurt dışında özellikle Almanlar, İngilizler hatta çok kullanırlar bu yaban mersinini. Amerikalılar çok kullanır soslarını. Ve etin içi, yani çok yağlı bir yemek yediğiniz zaman yağın emilmesini azaltıyor, yağları parçalıyor. Mesela onlar bunu böyle bulmuşlar. Yanılmıyorsam bizde de vişne kullanılırmış aynı zamanda. Şeyde, vişnenin de çok güçlü bir antioksidan olduğu ve şekeri düşürdüğünü söylemek istiyorum. Eğer Bozdoğan'a falan Aydın civarına giderseniz bu pidenin çok lezzetli yapıldığı Nazilli civarına. Orada etli yuvarlak diye onların özel bir pideleri vardır. O etli yuvarlağın üstüne turunç suyu sıkarlar. Turunç suyu asit ve tatlı dengesiyle o yağın, etin yağını daha bir nötralize eder. Hemen burada çok doğru bir şey. Bakın, halkımız binlerce yıl, yüzlerce yıl deneyerek bazı doğruları bulmuş. Biliyorsunuz 2-3 hafta önce Erkan Topuz hocayla, hocamızla çok güzel bir dizi yapmıştık kanser üzerine. Ve orada şu an Amerika'da kansere karşı iyi geldiği tespit edilen mandalin kabuğundan bahsetti. Bodrum'a gidin, olmamış mandalin reçelleri, mandalin kabuğu yapılır. Ama bu sırf mandalinde değil. Greyfurt, turunç, ağaç kavunu, mandalin, portakal hepsinde, bütün turunçgillerin kabuklarında şifa var. O nedenle onların çok çok az şekerli reçelleri, çayları, ekstreleri, Mehmet Yaşin Beyefendi'nin buyurduğu gibi
bu işte öz olarak katılması, bunları kullanmak lazım. Ben hep diyorum bazı yiyeceklerin kabuklarını da değerlendirmek lazım uygun pişirme yöntemleriyle. Çok doğru dediğiniz. Evet. Ve yüksek oranda kansere karşı koruyucu maddeler de varmış derslerde. Peki size bir soru soracağım. Siz daha önce benle de bir gazete için röportaj yapmıştınız, konuşmuştuk. Hoş da bir röportaj olmuştu. Bu kadar yeri geziyorsunuz. Herkes bir şeyler ikram ediyor. Onu tat, bunu tat. Gittikçe kilo almıyor musunuz? Veya ne yapıyorsunuz? Alıyorum tabii. Ben 6 yıl önce daha zayıftım. Her düşünebiliyor musunuz? Her yıl bir santim kalınlaşsa bel çevrem. Şimdi 6 santim daha bir kalın bel çevre. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Ben mümkün olduğunca Anadolu'da ikramları çevirmek de çok zordur. Anadolu'da insanlar zaten çok çevirebilmek de zor. Öyle misafirperverdir. Evet. Yemezseniz üzülürler beğenmedi diye. Evet. Ben onların karşısında masum yalanlar uyduruyorum. Yani işte eğer yağlı bir yemek ikram ediyorlarsa, işte kolesterolün evet fazlalığını, eğer tatlı ikram ediyorlarsa şekerim biraz yüksek diyerekten birer ama çatalla. Ama bir sağlık sorununuz yok. Hayır, hayır. Yani. Bunlar gönüllerini kırmamak. Peki en sevdiğiniz yemek hangisi? En sevdiğim yemek. Size dedik, siz bir ıssız bir adada aç kaldınız. Ondan sonra birkaç gün geçti, dedi ki ne yemek istersin dediler veya sadece belli bir şeyle beslendiniz. Aç kalmama gerek yok, bana ne zaman sorsanız ben su böreği veririm. Su böreği, bol tereyağlı, bol beyaz peynirli, maydanozlu. Yani onu adaya gidip aç kalmama gerek yok, şimdi sorsanız yine söylerim. Peki sağlıklı yiyeceklerden, şimdi biz bir mutfakta genelde %90 lezzetli ve sağlıklı, diyet ve sağlıklı yemekler yapıyoruz. Ve hakikaten de Ceyda çok da güzel püf noktalarla düşük kaloriyle lezzetli yemekler de yapıyor bize. Sağ mesela olsun. Ceyda Hanım'ın yaptığı bu yemek sağlıklı sınıfına mı giriyor? Şimdi çünkü çok sevdiğim bir yemek. Çok sağlıklı yani değil aslında ama hani yağını falan çok fazla aslında kullanmıyor. Aslında bir atasözü vardır. Ya kuzu inciğin çok fazla zararlı olmaması. Severek yediğiniz hiçbir şey size dokunmaz diye. Doğru. Şimdi bazı püf noktalar var. Bazen hayatımızda biz Türk toplum olarak lezzetli yemekleri de seviyoruz. Benim önerim genelde mesela birkaç tane lezzetli yemek önünüzde olduğu zaman tercihinizi daha çok az yağlı proteinden yana kullanın. Çünkü bizim sevdiğimiz yiyecekler mesela böyle börek, pilav, makarna, hamur işleri gibi oluyor. Ama o zaman da şeker hastalığı, obezite, kalp krizi, karaciğer yağlanması, kanser riski, beyin kanaması, inme, felç, damar sertliği riski artıyor. Protein toplumlarına dikkat edin, daha uzun boylu, daha kaslılar. Yani göbek ve bel civarını kalınlaştırmamak için ama lezzetli de yemek yemek için et yemeklerini, tavuk, balık, yumurta, peynir, yoğurt yani hayvansal proteini ve de ayrıca bakliyatlarla da bitkisel proteini tercih edin. Eğer bir tercih oluyorsa mesela pilav ve et beraberse bence yağını biraz ayıklayarak eti yiyin, yanında pilavı yemeyin. Yanında mesela etin yanında bol bir salata yiyin veya kaçırdınız. Yani öyle bir yemek yediniz ki o gün bir düğün vardı veya ne bileyim işte çocuk için yapılan bir yemek kaçırdınız. O zaman size önerim mutlaka o yemeğin üstüne ya bir yeşil çay için veya zencefil, yeşil çay ve rezene. Bu üçlüyü bir yazalım. Ağır bir yemek yediyseniz zencefil, yeşil çay ve rezene karışımından 2-3 fincan peş peşe içerseniz ne yerseniz yiyin onu hazmedersiniz. Daha hızlı bir şekilde hazmolur. Rezene, yeşil çay ve zencefil karışımından çay. Hatta zencefili biraz bol olur, hafif acımtırak olursa çok daha kolay hazmedersiniz. Bu üçlü çay hazmettirir. Onun dışında yine bir ağır bir yemek yediniz, hızlı hazmetmek ve fazla yağlanmak istemiyorsunuz. Yine ağızda en az 5-6 tane çekirdek kakule çiğneyin. Kakule hem hazmettirir hem de sizin biraz zihninizi açar, oksijenlenmenizi açar. Yemekten sonra böyle bir hani başınızın düşüp böyle kan şekerinizin düşüp daha sonra veya da ağırlık olmasına da engel olur. 5-6 tane kakulin çekirdeklerini alın ve çiğneyin. Hızlı bir şekilde hazmedersiniz ve de uyku haliniz olmaz. Yani ağır bir yemek yediniz. Zihninizin açık olması lazım. İş toplantısına gideceksiniz, araba kullanacaksınız. 5-6-7 tane kakulin çekirdeklerini çiğnediğinizde kakule çekirdeklerini yine cin gibi olursunuz. Ayran bu arada çok sağlıklıdır. Ayranı mutlaka içilmesini öneririm ama ayranı böyle çok hamur işleriyle beraber fazla ayran tüketirseniz
Siz de böyle bir mayalı bir gıda olduğu için bir rehavet yapar. Hani ağır bir yemekten sonra hemen araba kullanacaksanız, sınava gireceksiniz, iş toplantısına döneceksiniz önerme. Peki hocam ayran budalası niye oluyor insan? Ayran budalası. Böyle derler ya yani çok içme ayran budalası olursa evet. Falan diyor. Ayran sağlıklı bir içecek fakat ayranı ben bazen ara öğünlerde de tercih ediyorum. Çünkü tek başına ayran içtiğiniz zaman hem mide için daha iyi. Bir de şöyle hani ayran uyumak için de çok iyi. Mesela akşam bir kase cacık veya yoğurt, ayran. Mesela bunlar böyle daha rahat uyumaya yardımcı olur. Keşke kokmasa sarımsak esasında. Benim kameramanım bir bardak ayran içsin hemen uyuyor. Onun için yasaklıyorum ona. Aynı saatinde. Şey. Ama biliyorsunuz uzak doğuda Hindistan'da lassi yaparlar. Yani tatlı ayran içer onlar Pakistanlı insan. Gül suyu koyarlar. Bir de gül suyu dışında bazen safran, bazen kişniş, bazen nane. Hafif tatlı. Bir gün yapalım yine yazın sağlıklı tamam, içeceklerini. Yaparız tekrar. Ve gurme. Gerçi gurmeler genelde gurme lafından pek hoşlanmıyorlar galiba değil mi genel olarak? Yani evet. Peki biz Mehmet Yaşin'le beraberiz. Şikem perver demek daha doğrudur. Şikem perver. Yani midesine yok, gurme düşkün. Daha kolay. Gurme demek daha kolay. Midesine düşkün adamlar deseniz. Peki. Şimdi bir iki... Gelen yeni bilgi var basından çıkarttığımız. Onları size okuyacağım efendim. Bir tanesi zayıflama hapı satan internet siteleri karartılacak. Nihayet geç bile kalmış bir uygulama bence bu. Çünkü halkımızı özellikle de uzak doğudan kaçak gelen veya buraya belli bir kısmı ruhsatlandırılıp sonra içine kaçak ve tehlikeli bazı kimyasal ilaçlar konulan zayıflama ilaçlarından birçok kişi mağdur oldu. Oysa FDA'ye tescilli, Avrupa topluluğu belgeli, Batı ülkelerinde Amerika'da veya Batı ülkelerinde çok kaliteli standartta üretilen gerçekten obezite belasına karşı sizi kurtarabilecek eczanelerde satılan çoğun derece sağlıklı ve fazla kiloları atabilecek zayıflama hapları da var. Yaşla kuru bundan sonra birbirinden ayrılacak. Ben çok sevindim. Eczacınıza danışmadan, doktorunuza sormadan kullanmayın bu ilaçları. Ama şöyle bir algı da oluştu. Zayıflama ilaçları öldürür. Yanlış. Yanlış zayıflama ilaçları tehlikeli. Oysa tam tersine esas tehlike obezitede. Doğru bir zayıflama konusunda destek olan bir preparat tersine sizin hayatınızı kurtarabilir, şekerinizi düşürebilir, açlık krizlerini önleyebilir, yağların metabolizma olmasına yardımcı olabilir, göbek ve bel civarınızı erimesine yardımcı olabilir ki ben de hastalarımda kullanıyorum gerek gördüğümde. Ama uzak doğudan gelen kaçak, ruhsatsız, bakanlık onaylı olmayan veya internetten satılan ürünlere hayır. Sağlık Bakanlığı kalp, damar ve kanser başta olmak üzere zayıflatıcı, takviye edici ya da bitkisel destek adı altında olan klinik araştırması yapılmadığı halde şuna buna iyi gelen ürünler için bir karartma uygulayacakmış artık. Güvenli internet kullanıcıları sistemine getiriyor ve uzun, Sağlık Bakanlığı'ndan uzun ilaçları üretenlere idari para cezası da verilecek. Bu işe aracılık eden, sağlıkla oynayan herkese ceza gelecek diyor. Çok güzel bir uygulama. İkinci bir konu daha söyleyeceğim. Çok basit bir şey. Yazın çok artar, önemsemezsiniz değil mi? Kedi tırmığı. Yani bu evdeki kedilerin tırmığı o kadar enteresan ki ölümcül bile olabiliyor. Çünkü kedinin tırnağında müthiş mikrop var. Hadi ki evdeki kediler bir derece daha güvenli ama sokaktaki tırmık çok değil. Bir kere her şeyden önce... kuduz açısından çok risk dikkat etmek lazım. Kedi yeni yalanmış olabilir, yalanarak temizler. Aynı zamanda köpeklerde de aynı şeyi dikkat edelim. Eğer sizi bir kedi veya köpek veya herhangi bir vahşi hayvan ısırdıysa 10 gün o hayvanı gözlem altında tutmanız gerekir. Eğer 10 gün içinde o hayvan kudurarak ölmezse risk büyük ölçüde azalıyor ve mutlaka sizi bir hayvan kanamalı bir şekilde tırmaladı veya ısırdıysa çakal, kurt, yaban kedisi, kedi, köpek, herhangi bir yırtıcı hayvan kuduz riskine karşı çok dikkatli olmak lazım. Kedi tırmığı da şöyle söyleyeyim, en çok da yavru kedilerden insana geçen bir hastalık. Bu durum kedinin dışında köpek, kirpi ve pirelerden de bulaşarak bağışıklığı zayıf kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yer açabiliyor. Yavru kedinin yalaması, yavru kedinin ısırması ve tırmalamasıyla insana bulaşan bu sorun birçok kişide apseler yapabiliyor ve çok ciddi bir hastalığa dönüşebiliyor. Mutlaka bu kedi tırmaladıktan veya yalayıptıktan sonra bir yerinizde kızarıklık, şişlik oluyorsa ilerleyen günlerde mutlaka hekime başvuruyorsunuz ve uygun bir şekilde tedavi edilmesi lazım. Hatta bazı kişilerde lenf bezlerinde şişlik yaparak lenf kanseriyle bile karıştığı tespit edilmiş. Eğer zamanında tespit edilirse ve tedavi edilirse korkulacak bir şey yok. Çok rahat iyileşebiliyor. Esasında
otların en büyük özelliği klorofil adını verdiğimiz, biliyorsunuz güneş ışınıyla besleniyor yani otlar. Topraktan aldığı gıdalar dışında güneş ışının da çok önemli. Onunla klorofil denen bir madde yüksek onlarda. Klorofil sayesinde güneş ışınından yararlanabiliyorlar. Şimdi klorofil ise şöyle söylüyor. Ne kadar yeşil yersen, ne kadar yüksek klorofilli yersen o kadar az kanser riskin olur diye. Ben buna çok katılıyorum. Çünkü klorofil aynı zamanda bir yaşam enerjisi demek. Vücutta oksijenlenmeyi arttırıyor. Klorofilin en yüksek olduğu yeşil madde ne? Bilin bakalım. En yüksek klorofil neyde var? Çek şunu. Bamya? Bağ yaprağı. Roka veya terede. Tere, peki başka? Roka. Roka, başka? Semizotu. Semizotu, başka? Hepsinde yüksek de. En yüksek ve en yüksek klorofil yosunda var. Tatlı su yosunu, Chlorella ve Spirinella. Bakın Japonlar çok yosun yiyorlar. Ve insanı daha zeki yapıyor. Çünkü iyot var içerisinde ve çok kaliteli protein de var. Eğer tabii bizim Japonlar gibi yosun yeme alışkanlığımız yok. Halbuki dünyada açlık tehlikesine karşı en büyük garantinin bir tanesi deniz yosunları olduğu söyleniyor. Şimdi Chlorella ve Spirinella ise tatlı su yosunları. Chlorella yeşil algi, Spirinella ise mavi yeşil algi diye geçiyor. Şimdi bu 22 misli, mesela ıspanağa göre, pazıya göre, diğer içeceklere göre 22 misli daha fazla klorofil içeriyor. O yüzden de büyük enerji veriyor, hücreleri gençleştiriyor. Hakikaten müthiş bir şey. Aklınızda olsun. Chlorella ve Spirinella'yı ben yaklaşık 20 yıldır kullanıyorum. Çok çok eskiden, ilk 1996 yılında Tempo dergisi bunu kapak yapmıştı. Mucizevi gıda Chlorella diye. Uzayda astronotlar hapla besleniyor diyoruz ya, işte bu kullandıkları Chlorella ve Spirinella. Yani daha genç kalmak isteyen, bağırsakları iyi çalışsın, sağlıklı bakteriler bağırsaklarında olsun isteyen, benim çocuğum sebze yemiyor. Hay Allah ya, şu çocuğa bir ıspanak yediremiyorum, bir pazı yediremiyorum, fasulye kabak yemiyor diyorsunuz, hiç üzülmeyin. Bunu yazalım lütfen. Çocuğunuz yeşillik sebze yemiyorsa hiç üzülmeyin. Spirinella veya Chlorella tatlı suyosunu verin. Bir porsiyon ıspanak yemiş kadar o yeşilliği almış olur ve çocuklara muazzam faydası var. Peki ben dereye gidip söküp yiyebilir miyim yosunları? Deredeki yosunları. Şimdi Spirinella ve Chlorella tatlı su yosunu. Benim bildiğim kadarıyla bütün yosunlar yenilebiliyor eğer kirlilik yoksa. Yoksa. Temiz. Nerede? Ülkemizde temiz dere biliyor musunuz? Hala kaldı mı? Var, Anadolu'da var. Var mı Anadolu'da? Önü kesilmemiş dere bulabilirsek var bir miktar daha. Şeyde biliyorsun Ceyda... Bu devlet adamlarının arasında Anadolu gıdalarını en iyi değerlendiren Süleyman Demirel. Sayın Süleyman Demirel, bütün Türkiye'nin her bir bölgesinden, her bir köyünden, kasabasından ona gelen ziyaretçiler kendi yörelerinin yiyeceklerini getirirler. Aslında bütün başbakanlara veya Süleyman şeylere de gelirim. Bizim halkımızın böyle bir adeti vardır. Bu yaştaki dinçliğini ve de o zekasını zannediyorum ki o Anadolu'dan gelen gıdalara borçlu. Doğal, organik gıdalara. Evet, konuklarına onlarla kahvaltı ettirmeyi, onlardan yapılan yemekleri ikram etmeyi çok sever ne Süleyman güzel. Bey. Hakikaten bizim Anadolu'muzda bilinmedik, kentlerde bilinmeyen bir sürü orijinal gıda var. İşlenmiş yahut işlenmemiş. Yerel gıdalar. Yerel gıdalar işte onların peşine düşmek bir şef için heyecan verici bir macera olsa gerek. Kesinlikle. Bir de bir yerde okumuştum. Topkapı Sarayı'nda zannediyorum Kanuni'nin en sevdiği pilav. Pilav piştikten sonra pilav kazanın üzerine bir kuzu kuyruğu asarlarmış. Kuzunun kuyruğu. Yani yağı... O buharla, o şeyle damlar ve o pilava değişik bir lezzet katarmış. Tabii siz buna karşı olduğunuz peki, için... Peki ben şunu söyleyeyim, kararı siz verin. Mesela Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş değil mi? Nasıl bir şey ya? Bizim 21 yaşındakilerin şu an çoğu daha yani evliye bile hazır değil. Müthiş bir şey. Fakat... Bu müthiş dehayı, orta çağı bitirip yeni çağı başlatan Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında ölmüş biliyor musunuz? Çok genç ölmüş. Benim bildiğim 41 yaşında. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Ama neden? Sürekli yağlı kuzu eti yermiş her gün.
Yani dolayısıyla şimdi bunlara da dikkat etmek lazım. Belki bu zamanki beslenme alışkanlıkları olsa, belki de Fatih Sultan Mehmet, belki de 60, 70, 80 yaşında ölecekti. Şimdi Mehmet Yaşim dediğine kesinlikle katılıyorum. Lezzetli beslenmek gerek ama o yağların damar tıkamaması için de ne yapmamız gerektiğini de söylemek ve hayvansal katı yağları çok aşırı tüketmemeyi önermek de bizim görevimiz. Bir. İkincisi, o dönemde padişaha giden kuzu, kekik yiyen, özgür dolaşan, koşan, çiftleşen, yani yaşayan bir hayvan. Antibiyotikten uzak. Antibiyotik almamış, temiz suları içen, temiz otları yiyen, sanayi kirliliği olmayan bir kuzudan bahsediyoruz. Neden yağ önemli? Şimdi lütfen bu kısmını iyi dinleyin. Çok önemli bir bilgi söyleyeceğim size. Hep diyorum ya, göbek ve bel civarındaki yağlara dikkat edin diye. Erkeklerde 94 santimetre, kadınlarda 88 santimetreden fazla olmasın diye. Niye? Şimdi iyi dinleyin bu kısmı. Genelde çoğu şey suda değil yağda erir, değil mi? Özellikle birçok toksinler, hatta birçok lekeler bile mesela, dikkat edin. Yani genelde yağ bir depolayıcıdır. Yağ depolayıcı. Vücudumuzdaki ağır metaller, bu son modern yaşamdan dolayı olan ağır metaller ve de toksik maddeler, kanserojen maddeler nerede depolanıyor? Yağlarda. Yağlar en çok nerede var? Göbek ve bel civarı. Siz burada ne kadar çok yağ miktarını arttırırsanız, o kadar çok zehir, ağır metal ve kanserojen maddeyi depolarsınız. Yani kileriniz küçük olursa az madde tıkışır. Dev kileriniz olursa, 3-4 kiler büyüklüğünde olursa daha çok çer çöp tıkışır oraya. O yüzden göbek ve bel civarınızdaki yağları az tutarsanız daha az ağır metal, daha az toksik madde, daha az kanserojen madde bu bölgede depolanabilir. Çünkü bu maddeler diğer dokularda, kaslarda, kanda o kadar kolay tutunamıyor. Depo yeri, yani vücudun kileri, çer çöpün atıldığı yer, halının altında süpürüldüğü yer göbek ve bel civarı yağlar. O nedenle diyoruz, sırf estetik için değil, göbek ve bel civarındaki yağlar az olursa ağır metaller, toksik gıdalar, kanser riski olan maddeler burada depolanamaz. İşte şimdi siz hayvansal yağları çok yerseniz ve bunu sporcu, ata biniyorsanız, her gün odun kesiyorsanız, günde kaç kilometre yürüyorsanız yiyin. O zaman yakabiliyorsunuz. Allah aşkına hangimiz yapıyoruz bunu? Değil mi? O nedenle söylüyoruz. Bak, Fatih Sultan Mehmet 41 yaşında ölmüş. Aklınızda olsun. Ama şu an 60 yaşında ölene ne kadar erken gitti deniyor. Değil mi? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani doğru beslenmekten, can boğazdan gelir ama can boğazdan da gider. Onu da unutmayalım. Peki aykırı bir soru sormak istiyorum. Hemen. Ne yiyelim dediğimiz zaman sizler daha doğrusu hemen bir ızgara et, yanına bir salata, yağı az bir salata, evet, yahut da tavuğun göğsü, yahut da balık öneriyorsunuz. Bu etlerin besi hayvanlarının nasıl beslendiğini hepimiz biliyoruz. Maalesef. Etleri bol antibiyotikli ve diğer kimyasal maddeleri. Tavuklar da öyle. Zavallılar 10 santimetre karede 45 günde büyümek zorundalar. Onun için de bir sürü ilaç takviyesi alıyorlar. Balıklar ise denizlerin temizliği malum. Ağır metal, sanayi. Bütün ağır metaller, civalar denizde şey yapıyor ve balıklar bununla besleniyor. Şimdi bunların hepsi zehirleyen malzemeler. Onun yanı sıra bulgur pilavında böyle bir şey yok. Buğdaydan yapılmış su böreğinde böyle bir zehir yok. Niye bize onları önermiyorsunuz da evet, bu zehirli şeyleri öneriyorsunuz? Güzel bir soru. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada bizim besin değeri açısından yani hızlı karbonhidratları çok yemeyin diyoruz. Bulgur sağlıklıdır. Bulgur asla. Mesela güzel yapılmış, güzel bir bulgur pilavı, yanında da güzel bir yoğurttan, doğal yoğurttan bir cacık veya yoğurt, fevkalade bir ikili. Veya bir bulgur pilavı yanına bu mevsim barbunya fasulyesi veya bamya, bezelye veya bezelye, şahane bir ikili. Biz bunları yiyin diyoruz, destekliyoruz. Biz beyaz pirinci, beyaz ekmeği ve beyaz şekeri azaltın diyoruz. Beyaz unu. Beyaz un ve beyaz unlar. Yoksa tam buğday unu. Bakın mesela biz tam buğday unu kullanıyoruz programımızda. Beyaz un yok.
beyaz şeker yok, kızartma yok. Ama yine de çok lezzetli yemekler orada. Gelen konuklar beğeniyor. Yani minik ipuçları. Burada insülin salgılatmamak amaç Mehmet Bey. Şimdi su böreği dediğiniz zaman beyaz un kullanılıyor. Ve eğer bol da yerseniz kan şekerini hızlı bir şekilde fırlatıyorsunuz. Bu sefer de pankreas insülin salgılamak zorunda kalıyor. Zamanla insülin direnci gelişiyor. Vücut artık tatlıları, karbonhidratları, unlu mamulleri, hamur işlerini yakamamaya ve ondan sonra göbek ve bel civarında yağ olarak depolamaya başlıyor. O nedenle diyoruz ki daha çok az yağlı protein, yeşillik, sebze, bakliyat ve et konusunda kesinlikle haklısınız. Balık size katılıyorum. Peki. Balığı küçük balık mı? Balık yiyorum? Küçük balık çok güzel bir soru. Küçük balık yiyin çünkü küçük balığı orta balık yutuyor. Orta balığı büyük balık yutuyor ve içindeki ağır metal ve toksin oranı gittikçe büyük balığa evet, doğru evet. gittikçe artıyor. Ama siz okyanusun tertemiz sularında bir okyanus ortasında bir adada Maldivler'de, Borova orada burada öyle bir şey. Orada çıkan her şeyi yiyebilirsiniz. Orası tertemiz. Ama Marmara'da, Karadeniz'de, hatta belki Ege'de, Akdeniz'de yani büyük balıklar, sadece Tuna Nehri'nden akan, bir de Ukrayna'dan, Kırım'dan akan zehirler yeter Karadeniz'e. Bir de İstanbul'un 18 milyon kişinin bulaşık makinesinden çıkan, tuvalette çektiğiniz sifonlar, ondan sonra atılan çerçöpler, yani düşünsenize ne kadar çok şey. Tamam belediye bunları arıtıyor ve belediye gerçekten çok iyi çalışıyor. Daha kaliteli su yapıyor. Daha çok. Ama ne kadar arıtılsa içindeki ağır metaller ve gözle görünmeyen şeyler gitmiyor. Kesinlikle şunu söylüyorum. Midye ağzınıza koymayın. Midye bakın nedir midye? Şöyle bir bakalım. Bir şuradan elime bir gel. Bak şimdi midye nedir? Şöyle bir kapaklı bir canlı değil mi? Ara ara şöyle midye istiriti açar kendini beslenmek için. Ondan sonra tekrar kapatır. Bir midye hacminin 1000 misli suyu her gün filtre eder. Midyenin yaratılma nedeni denizaltı çöpçüsüdür. Suyu filtre eder. Su böyle içinden akar. Genelde de akıntının olduğu yerlerde durur midye. Ki su içinden aksın diye pasif bir hayvan hareket edemediği için açar kendini su içinden akar. Ve işte deniz dibindeki bütün ağır metallerden sarılık virüslerine kadar. Hepsini midye içinde yoğunlaştırır ve biriktirir. O nedenle belki dediğim gibi temiz bir adada okyanustaysanız midye yiyin. Ama İstanbul'da, İzmir'de, Kocaeli'nde vesaire benim midye yemeye cesaretim yok. Çünkü midye deniz dibinin çöpçüsü. Su altındaki suyu hacminin 1000 misli suyu filtre ediyor. Ve bütün toksinleri süzüyor, filtre ediyor. O nedenle midyeye çok dikkat. Ama Mehmet Bey çok haklı. Onu yeme, bunu yeme ne yiyeceğiz? En son geçip böyle fotosentez yapıp bitkiler gibi, ağaçlar gibi beslenemeyeceğimize göre. Bir ipucu vereyim mi? Lütfen. Diyelim ki GDO'lu gıdalar, hormonlu gıdalar, antibiyotikli hayvanlar, işte ilaçlı sebzeler. Hakikaten akıl karıştı. Hiç üzülmeyin. Bir madde var ki sizi kurtarır. Zerdeçal. Her ne yerseniz yiyin. Üstüne mesela yarım tatlı kaşığı kadar zerdeçalı parça bir şeyle karıştırıp yutarsanız zerdeçal içerisindeki bir takım özel detoks maddeleriyle karaciğer ve safrayı temizler, ağır metalleri temizler ve çok faydalıdır. Zerdeçal dışında kişniş, biberiye, zencefil, nane, fesleğen bunlar da hazmettirici baharatlar. Yani karamsar olmayın ama baktınız kötü gidiyorsunuz. Günde 1,5 tatlı kaşığı toplamda zerdeçal tüketirseniz bayağı toksin atarsınız.